Saski kanalizasyon çalışması yapmıştı. Komple yol hemen hemen bozulmuş. Biz de onlarla yaptığımız, büyükşehirle yapılan protokol çerçevesinde bu onların bozduğu yerleri, eğer onların imkanları yoksa biz değerlendiriyoruz. Şu anda bunu belediye ekiplerimize biz yapıyoruz. Çok zorlu bir süreçti bizim açımızdan ama şu anda dediğiniz gibi belediyenin çalışanlarımız ücretlerini alabilir hale geldi ama sıkıntı tamamen halledilmiş midir? Yok, tamamen halledilmedi. Şundan dolayı gelirlerimizde meydana gelen artış oranında giderler artsa sorun olmayacak ama şu anda mesela personel giderleri ciddi anlamda Ocak ayından bugüne, ay yılbaşında da mesela 8-10 bin lira olacak diye söyleniyor asgari ücretin. Bu şu anlama geliyor. Bizim giderimiz hemen ikiye katlayacak, üçe katlıyor. Ama gelirlerde artış olmayınca bu bizi yoruyor tabii. Yani bizim buradan beklentimiz tüm belediye başkanları olarak daha doğrusu gelirlerimizdeki artışın giderlerde meydana gelen artış oranında bir gelir artışı sağlamaları lazım bize. Ki biz rahat hareket edelim. Yoksa biz çalışana ücretini artırıyoruz ama gelirin artmayınca hizmet üretemiyor bu sefer de. Yani maaş ödemekten başka bir işe yaramıyor. Tabii ki şu anda bizim biliyorsunuz ikinci taksit ödeme dönemi Kasım ayı. Tabii biz, vatandaş bizden hizmet bekliyor. Vatandaş açısından da şöyle bakması lazım. Onlar vatandaşlık görevini yapacak. Ne demek vatandaşlık görevi yapmak? Belediye vergi borcu var, yatıracak. Altyapı bedeli var, yatıracak. Efendim, diğer borçları varsa onları yatıracak ki bizim de aldığımız kaynakla hizmet üretelim. Bu olmadığı zaman hizmet üretmemiz de daralıyor tabii doğal olarak. Şu anda ikinci dönem, ikinci taksit dönemi olduğu için vatandaşlarımız duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ne kadar bize kendi borçlarını yatıracaklar sonucu itibariyle. Yatırırlarsa biz daha fazla hizmet yapma imkanımızın da önü açılmış olacak. Şu anda arkadaşlar takip ediyor. Biz daha çok, şimdi sezon bitmek üzere, kışa doğru giriyoruz. Daha çok tamir tadilat ve eşilen yerleri kapatma mantığıyla yeni bir proje uygulaması bu seneyi yapmıyoruz ama daha çok bozulan yolların tamiri şekliyle işi götürmeye çalışıyoruz. Şu anda Ekim'in, Kasım'ın neredeyse ilk yarısına doğru geliyoruz. Dolayısıyla Kasım, Aralık kış sezonu, Ocak, Şubat, Mart'a kadar kış sezonudur. Buralarda münferiden çalışma olacak, yani böyle planladığımız çalışmalarımızı tamamladık zaten.